vahyin penceresinden bakmaya devam ediyoruz. Efendim biliyorsunuz vahyin penceresinden değişik konularla sürekli karşınıza geliyor. Bazen nazari, daha ilmi, tefekkürü konular gündeme gelirken bazen de coğrafyayla bağlantılı tefekkürü, efendim ilmi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Mustafa İslamoğlu hocamla beraber bugün de çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisini zaten Hilal TV ekranlarından tanıyorsunuz. Adnan İnanç hocamız, Hilal TV Genel Müdürü ve Düşünce Gündemi programından da zaten ilgili takip ettiğinizi düşünüyorum. Bugün Kudüs'ü, Filistin'i konuşuyoruz. Ne çerçevede konuşuyoruz? Efendim 5-8 Haziran 1967 tarihleri aynı zamanda bir işgali de işaret ediyor. Tam 40 yıl olmuş. Bu 40. yılında, işgalin 40. yılında bizzat yerinde gözlemlerle de, çünkü Adnan hocamın geçen hafta orada olduğunu arz etmiştim, sizlere söylemiştim. Tarihi çerçevesinde Kudüs'ün nasıl anlaşılması gerektiğini, Filistin'e ne manada bakılması gerektiğini de düşünerek bu çerçevede konuşuyoruz. Ve birinci kısımda özellikle İslam öncesi Kudüs neyi ifade ediyordu, neye tekabül ediyordu, bunu sorduk. Ve gelip dayandığımız nokta, değil mi hocam? Yani Kudüs'ün İslam'la buluşması ve müsamaha kültürüyle de buluşması. Ondan öncesinde de işte katliamların, efendim hatta soykırımın nasıl kendisini gösterdiğine çok çarpıcı örnekler verdiniz. Yani İslam öncesi Kudüs soykırımlarıyla anılırken, hı hı, İslami Kudüs müsamaha kültürüyle, hı, birlikte yaşama kültürüyle, hı, anılıyor. Peki onun tarihi başlangıcı neresi? Siz yine konuşurken ben zaman zaman aktüel aktarımları isteyeceğim Adnan hocam. Tarihi başlangıcı, kırılma noktası hicretin 17. yılı. Evet. Ne kadar 15. yıl diyenler varsa da, hmm, biz resmi belge üzerinde, çünkü bir belge bırakmış tarihi olarak Kudüs'ün fethi kansız oldu. Kudüs patriği Kudüs'ü, şehri teslim etmek için halifenin şehre gelmesi şartını koştu. Hmm. Bu ilginç bir gerçekten de şarttı. Ve halife şehre geldi. Yani Medine'den kalktı. Kudüs'e kadar bir yolculuk yaptı. Misli görülmüş müdür bunun başında? Hakikaten ilginç. Ben bilmiyorum yani böyle bir şey. Düşünün, yani biz halife diyoruz ama eğer bir başka kelimeyle ifade edecek olsaydık dünyanın süper gücünün imparatoru. Evet. Diyecektik yani. Öyle diyecektik. Evet. Hazreti Ömer kalktı ve Kudüs'e gitti. Kudüs patriği Seferonius şehrin anahtarlarını, hı hı, halifeye teslim etti ve halifeden de bir devir teslim şartnamesi yazılmasını rica etti. Bu şartnamede bir numaralı şart şuydu: bundan böyle Kudüs'e bu havalide yerleşik olmayan hiçbir Yahudi girmeyecek. Hı, hariçten. Hariçten. Hı hı hı. Yani halife bu şartnamenin altına imza attı, hilafet mührünü bastı, 3 sahabiyle şahitlik yaptı, 3 komutan sahabi. Bu belgenin bir kopyası hele şükür ki elde bulunuyor. Evet. Efendim, biri Amr ibnül As, biri Halid bin Velid, biri Ebu Ubeyde bin Cerrah. Allah. Yani böyle bir hadise, o devir teslim töreni. Ve işte o tarihte Kudüs artık köklerine döndü. Hazreti Süleyman'ın elindeki Kudüs'e döndü. Tabii. Hazreti Davud'un Kudüs'üne döndü ve İslam Kudüs oldu. İslam şehri Kudüs oldu. Ondan sonra bu şarta bağlı olarak Emevilerde, Abbasilerde ve Memlükler döneminde, hmm, de bu şarta bağlı kalındı. Hmm. Ve malum Yavuz Sultan Selim Kahire seferini yaptığında Kahire'nin Memlüklerden Osmanlı'ya geçişiyle birlikte Kudüs'te Osmanlı'ya geçmiş oldu. Geçmiş oldu. Ve o dönemde de bu şarta uyuldu. Kanuni dönemine kadar dışarıdan ziyaret için bile kabul edilmiyordu. Artık Kanuni döneminde biliyorsunuz hem İspanya'dan gelenlere İstanbul açıldı, hem de aslında bu bir denge için yapıldı aynı zamanda. Hmm. Hem de efendim
Kudüs'teki ağlama duvarı, ki ağlama duvarına niye ağlama duvarı deniyor, o da ilginç. Milattan sonraki 70 yılında şehirde yapılan katliamda Roma askerleri o duvara çarpa çarpa öldürüyorlar bebeleri. Öyle bir tarihi arka planı var. Yani ağlama duvarında ağlatan Müslümanlar değil. Bugün ittifak içinde Müslümanları yok etmeye çalıştıkları, işte şu anda ağlama duvarını görüyoruz. Evet. Bu duvara aynı zamanda ellerindeki dilekleri yazdıkları kağıtları da sokarlar. İşte. Böyle yani o garip kadim adetleri de vardır. Adnan Hocam, dualar mı okuyorlar? O mezmurları falan mı okuyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi tam bu ağlama duvarından 15-20 metre geriden şey var, bir bölme var. Bunlar onların ibadet mahalli. Ondan önce herkes gidebilir, gezebilir. Ama o 15-20 metreden içeri girince kipa takmak şart. Dolayısıyla aralarda da görüyorsunuz. Evet. O hocanın bahsetmiş olduğu dilek mektupları falan her arada sıkıştırılmış bulunuyor. Kipasız içeriye girilemiyor. Müslümanlar da kipa takmazsalar içeri giremiyorlar. Biz de orada bir şey peştemal sarık kafamıza koyarak öyle içeri girebilmiştik. İçeriden de görüntüler aldık. İlginç bir şey, şurada bir bölme görülüyor sağda, dikkat ederseniz sağda bayanlar var, solda erkekler var. Aynen. Bayanlar ve erkekler ayrılmış. Birlikte ibadet etmiyorlar. İbadet sırasında şu orada görülüyor. Şu beyaz bölmeyi diyorsunuz. Bayrağın hemen dibindeki bölme. Eden, evet. Orada ayrılmış durumdalar. Enteresan. Ama böyle bir tarihi arka planı var. İlginç bir şey de var orada. Tam Mescid-i Aksa'nın yakınında olduğu için, çok yakında, acayip müzik aletleri getiriyor. O fötörlü, favullu şeyler. Hasidik denir onlara. Evet. Hasidik denir. Evet. Favoriler uzun, ölmüş. Evet. Değil mi? Kâküllü. Onlar evet, Hasidik Yahudiler. Evet. Onlar askerlikten muaftır. Onlar orada çok hareketli, bizim bildiğimiz oyunlara benzer oyunlar oynarlar. Bunu biraz ibadet şeyi içerisinde, ritmi içerisinde. Yani çalgı vesaire kullanarak, tabii, enstrüman kullanarak. Acayip bir gürültü gelir. O zaman Mescid-i Aksa'da namaz kılanlar bu sesi duyarlar. Yani namaz anında bile. Cumartesi günleri, şabak günleri özel, çok büyük kalabalıklar oluyor. Şabatı da izleyicilerimiz için Şabatı da izah edebilir miyiz? Şabat, cumartesi onların tatili ve onların ibadet günleri. Dolayısıyla bütün Yahudiler o gün oraya geliyorlar. Acayip yani Yavuz Sept oluyor. Denilen Sept zaten Sabat. Sabat, Sami kök olduğu için aynı. Öyle bir ibadet ritüelleri var. O bahsettiğimiz sallanmalara da o ara şey okuyorlar. Dua okuyorlar. Ve ibadetleri hepsi ondan ibaret. Evet. Bu ağlama duvarı o milattan sonra 70 yılında büyük katliamdan kalan bir hatıradır. O Yahudi çocukların duvarlara çarpa öldürmelerinin hatırasına. Aynen öyle, hatırasınadır. Ve onu yaşatıyorlar. Yani ilginç olan ve belki de paradoks olan şey bu. Yani bugün Roma'nın varisi olan Batı'yla veya Amerika'yla işbirliği içerisinde Müslümanları yok etme operasyonunda başrolü oynuyorlar. Evet. Yani bu çok ilginç bir hadise gerçekten. Bir tarafa yazılması gereken şey. Tabii Osmanlı'ya geçtikten sonra biz yine nüfus hareketleri açısından Osmanlı'da da bu sözleşmeye uyulduğunu görüyoruz. Ta ki 1839 Tanzimat fermanına kadar. Bu nüfus hareketleri de herhalde Yahudi tarihini anlamada, Kudüs'ü anlamada, Filistin'i anlamada çok anahtar noktalardan biri değil mi hocam? Aynen. Demografik hareketlilik. Yani nüfus hareketlerini göz ardı ederek geçtiğimiz yüzyılın tarihini bence anlayamayız. Yani Yahudi nüfus hareketleri projesini göz ardı ederek son yüzyılın tarihini anlayamayız. Rusya tarihi yazılamaz mesela. Evet. Efendim, Rusya tarihi, Ukrayna tarihi yazılamaz mesela. Efendim, Avrupa tarihi de yazılamaz. Bunların hepsinin hatta Yahudi demografik yapısıyla ilgisi var. İkinci Dünya Savaşı da anlatılamaz. Nazi hareketi de, yani Yahudi nüfus hareketleri projesi göz ardı edilerek Avrupa'daki son yüzyıldaki iki savaşta
anlaşılamaz. Anlaşılamaz. Bana sorarsınız. Allah Allah. Bu çok önemlidir. Şimdi bu çok yani tarihin yazılımında, aktarımında da neredeyse ıskalanan, göz ardı edilen bir husus gibi yani. Yahudi sorunu göz ardı edilerek aslında Osmanlı'nın yıkılışı da yazılamaz. Yani Yahudi sorunu yok sayılarak Osmanlı'nın yıkılışını izah edemezsiniz. Onun için yani bunlar hep iç içe ama bir yerinde mutlaka Yahudi problemi var. Yer almıştır. 1839'a kadar bölgedeki Yahudi nüfus eldeki Osmanlı kayıtlarına göre ki Safuri naklediyordu, ben oradan almıştım, 10.000. 10.000. Evet. Yıl hocam? Yıl 1839. 39. Hı. Fermana kadar. Fermana kadar. Fakat fermandan 100 yılın sonuna kadar bu 10 katına çıkıyor. 100.000'e. 1900'lere kadar. Evet. 1900'lere kadar. Ilginç. Yani Filistin bölgesindeki Yahudi sayısı 10. Aynen öyle. 10.000'den 100.000'e çıkıyor. Fermandan 100 yılın sonuna. Yani 97'ye, 1897'ye kadar. Hı. Bu acayip artışı fark eden Sultan Abdülhamid o yıl bir şey yapıyor. Genelde eyalete bağlı olan bir mutasarrıflık olan Kudüs vilayetini bağımsız çok özel statüde bir mutasarrıflık olarak direkt merkeze bağlıyor. Hocam burada belki bizler için de bir ufuk olması kendimizi yüzleşmemiz açısından da pratik bir faydası olur ümidiyle sormak istiyorum. Belki bu konuya tekrar döneriz de. Bu Kudüs'ü ya biz eğer bir yerde bir şeyler kaybetmişsek bir olumsuzlukların bir sonucu olarak kaybetmişiz. Acaba Kudüs'ü kaybedişimizin temelinde hangi sahipleri yatıyor? Bizim hangi zaaflarımız yatıyor? Belki şöyle bir bağlantı da kurmanız için bir ricada bulunacağım. Vaktiyle yine sizden dinlediğimi hatırlıyorum. Osmanlı'nın diğer beyliklerden farklı olarak temayüz etmesi, varlık ortaya koyması ile oradaki o başarısıyla buradaki başarısızlığımız arasında da bir köprü kurabilir miyiz? Ya da ikisini birlikte ele alırsanız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani öncelikle şunu söylemeliyim. Kudüs ümmetin sancağıdır. Sancağı. Kudüs sancağı düştüğü zaman ümmet düşmüş bilin. Bakın tarihe. Tarihte ilk kere Kudüs'ü kaybettik. Birincisi 1099 miladi yılında. Yani kadim Haçlı seferleri sonucunda kaybettik. Kadim Haçlı seferleri aslında biz nesne olduğumuz için gerçekleşti. Haçlı seferleri olduğu için biz nesneleşmedik. Peki neydi zaafımız? Bir taassup. Taassup temel zaafımızdı o zaman. İki tefrika, üç taklit. Üç zaafımız vardı. Üç T diyebilirsiniz. Taassup, tefrika, taklit. Taklit bizi ilimde öldürdü. Taassup bizi vahdette öldürdü. Yani cemiyette öldürdü. Evet. Efendim, taassup bizi hakikatte öldürdü. Tefrika bizi cemiyette öldürdü. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üç T. Taassup, tefrika. Tefrika, taassup ve taklit. Taklit. Ve o gün bu üç illet bizi nesneleşmeye götürdü. Nesneleştiğimizde yani kendi içimizde artık insanlığın tarihinin yatağını belirleme niteliğini kaybettiğimizde yatakta akan çer çöp oldu. Yani kurucu özne ve öge olmak. Eyvallah. Nesneleşme. Eyvallah. Paramparça olduk ve işte fetret dönemine girdik. Yani Haçlı seferleri bizi fetret dönemine sokmadı. Biz fetret dönemine girdiğimiz için Haçlı seferlerine maruz kaldık. Yoksa Haçlılar o cesareti bulamazlardı. Evet. 1099'da Kudüs düştü. 88 yıl Kudüs esir kaldı. Evet. Ta 1187 yılına kadar. Hı. 88 yıllık bu esaret aslında Müslümanların bir tür kamçısı oldu. Yani Allah Kudüs'lerinden Müslümanları uyandırdı. Büyük İslam komutanı Selahaddin Eyyubi tarafından 1187'de Kudüs geri fethedildiğinde
aslında bence Kudüs'ün geri fethi İstanbul'un fethini müjdeliyordu. Ben onu da sormak isterdim. Yani arada nasıl bir köprü kuruyorsanız, sık sık yazılarınızda da bahsediyorsanız. Evet. Kudüs fethedilmeden benim iddiam budur, İstanbul fethedilemezdi. Çünkü aslında bir tür Müslümanlar Kudüs'ü elden kaçırmanın ıstırabını, kefaretini İstanbul'u da yanına koyarak öderler. Yani Kudüs'ü siz ikinci kıblenizi elinizden kaçırmış olarak hangi İstanbul'u fethedecektiniz? Eğer Osmanlı Kudüs elde olmasaydı İstanbul'a değil Kudüs'e yürümek zorunda kalacaktı. Hem duygusal olarak hem de stratejik olarak. Bu önemli. Çünkü bağrında bir hançer saplıyken insan düşmanıyla kavga edemez. Çünkü kalbi işgal edilmiş. Kalbi işgal. Önce kalbini işgalden kurtarması lazım. Bu duygusal olarak da böyledir. Stratejik olarak da böyledir. Onun için ben tekrar iddia ediyorum. Argümanlarım da budur. Bu argümanlar üzerine iddia ediyorum. Kudüs fethedilmeseydi İstanbul fethedilemezdi. Kudüs ile İstanbul arasında bir ikiz bağı vardır. Biri kan ağladı, biri esir olduğu zaman öbürü kan ağlar. Biri öksürdüğü zaman öbürü zatürre olur. Onun için de bugün eğer İstanbul bizim için önemliyse Kudüs de önemli olduğu için önemli olmalı. Yani biz İstanbul'a ne kadar değer veriyorsak Kudüs'e de o kadar değer vermek zorundayız. Evet. Dolayısıyla birinci işgal bu. Yani Haçlı Seferleri. 1099. İkinci işgalse 1967. Yani Batı Kudüs'ten söz etmiyorum. Asıl ana Kudüs'ün Ürdün'ün elindeyken 6 gün savaşları sırasında 5 Haziran'da Ürdün'ün elinden bir hem de gizli muvazaa ile alınması ve işgal edilmesi. İkinci fetret de böyle geldi. Müslümanların üzerine ikinci fetret. Yalnız ilginç bir anekdotum var. İngiliz ordu, müttefik orduları başkomutanı Allenby. Bakınız. Şam'a girdiğinde ilk yaptığı iş Selahaddin Eyyubi'nin Şam'daki kabrine gelmek oluyor. Kabri sandukayı tekmeleyerek Allenby diyor ki İşte döndük ey Selahaddin. Bir adamın bunu söyleyebilmesi için bunu müttefik orduları başkomutanı İngiliz Allenby söylüyor. General Allenby. Söyleyebilmesi için 1187 tarihinden 1917 tarihine kadar 17 tarihine kadar yani 800 yıl bir rüya görmesi lazım. 800 yıl görülmüş bir rüyanın çocuğu olması lazım. Evet. 1917'de kaybettiğimiz Kudüs'ü 2007 yıl, 90 yılda bize unutturacaklar öyle mi? Adam 800 yıl unutmamış. Evet. Biz 80-90 yılda mı unutacağız? Yine ilginçtir, ilginç bir dayanışma örneği nakletmek isterim. Tarihi bir anekdottur bu. 1917 yılında İngiliz birlikleri içinde gönüllü Yahudi taburları da olduğu halde o kadim safsatayı da burada telin ederek anmak istiyorum. Araplar bizi arkadan vurdu. Bu hançerledi. Efendim bunu söyleyen eğer hain değilse ahmaktır. Tarihten hiçbir şey bilmiyor demektir. Arkadan Araplar arkadan hançerledi dediği Arapların içinde Lavrens vardı. Lavrens ne kadar Arapsa işte o da öyleydi. Araplara da Türkler sizi arkadan hançerledi dedirtiyorlar. Aynı eller. Onun için yani bu kadim safsatayı tabii lanetleyerek resmi tarih reddediyorum. Safsatası. Reddediyorum. Ve asıl o anekdota dönmek istiyorum. 1917'de gönüllü Yahudi taburlarının da içinde olduğu İngiliz birlikleri Balfour Deklarasyonu'yla Kudüs'e girdiğinde ne oldu? Tüm Hristiyan dünyasında kiliseler çanlarını çaldılar. 800 yıllık rüyalar gerçekleşmişti.
Hristiyan dayanışması. Fakat ilginç bir şey oldu. Osmanlı müttefik olarak Alman ve Avusturya ile müttefiklere karşı, İngiliz, Fransız ve diğer müttefiklere karşı savaşa girdi değil. Osmanlı bir tür başını yaktı. Ağrımaz başına çaput sardı yani. Evet. Osmanlı'nın savaşta ne işi vardı? Ama adeta Osmanlı Almanya'yı kurtarmak için savaşa girdi. Fakat İttihatçıların çan çalan yerlerden biri de Viyana'ydı. Yani Osmanlı'nın müttefiki olan Viyana'da Kudüs'ün Osmanlı'nın elinden düşüşünü kutlayan yerlerin başında geliyordu. Bir Hristiyan dayanışması olarak. Ben garipsemiyorum. Bu helal olsun diyorum adamlara. Yani 800 yıl bu rüyayı kendi içinizde tutarlısınız. Fakat benim garipsediğim, onlar böyleyken bir olması gereken büyük ailemizin parçaları niye böyle? Asıl benim garipsediğim bu. Ve bugün Kudüs'e karşı İslam dünyasının kör ve sağır davranışı. Onun için garipsediğim yer bu. Evet. Çok acı veren taraf o şüphesiz. Bu tekrar nüfus hareketlerine dönersek, bugün İsrail'de 5 milyon 800 bin insan yaşıyor. Bu safha safha 5800. Safha safha bugüne bu göç hareketleriyle ilgili neler söylerseniz. Çok ilginçtir. Burada Siyonizm hareketini aslında başlı başına ele almak lazım ama vaktimiz el verdiğince kısaltalım. Yani Siyonizm aslında hem yeni hem kadim bir olgudur. Siyonizmi biz sadece yeni bir olgu olarak alamayız. Siyonizmin kadim bir boyutu vardır. Siyon zaten vaat edilmiş topraklara yerleşme misyonudur. Ama Siyonizmin bir modern tarafı var ki o gerçekten de geçmişte yoktu. O nedir? Fransız devrimi ile birlikte Siyonizmin vahşi bir ideoloji olarak dünya hakimiyetine sadece Yahudi vatanının kurtuluşu ve kuruluşu amacı değil, aynı zamanda dünya milletlerinin esir edip dünya hakimiyeti idealine doğru dönüşmesi, evrilmesidir. Siyonizmin yeni olan tarafı budur. Ve burada Todor Herzl'i unutmamak lazım. Onu Budapeşte doğumlu bir Avusturya Yahudisi. 1897 yılında ilk kongresini yapıyor siyasal Siyonizm hareketi. Ve ilginçtir. İlk kongresinde aldığı kararlar da Yahudilere bir vatan ihdası. 1897. Yahudilere bir vatan ihdası. Fakat ilginçtir. Daha Osmanlı ayakta, hem de dimdik ayakta. Unutmayalım. 1897'den bahsediyoruz. Tabii. O dönemde Yahudilere Güney Amerika'dan bir yer mi olsun, Afrika'dan bir yer mi olsun, Angola mı olsun falan gibi düşünülüyor. Fakat ne zaman ki Abdülhamid'i deviriyorlar, artık akılları kesiyor ve işte o zaman nüfus hareketlerinin mümkün olacağını düşünüyorlar. Çünkü nüfus hareketi mümkün olmadan Yahudi vatanı mümkün olmuyor. Evet. Ve Filistin'e de nüfus hareketini yoğunlaştıramıyorlar. 100 yılın başına geldiğimizde 100 bine çıkıyor, işte o kadar. Ama Abdülhamid bunu ne yapıyor? Tam da o yıl. Siyonist hareketin ilk kongresini yaptığı yıl Abdülhamid Kudüs'ü merkeze bağlı özel mutasarrıflık ilan ediyor ve nüfus hareketlerinin tamamını bizzat kurduğu bir masa ile denetliyor. Evet. İşte orada biz farklı bir şey görüyoruz. Bu sefer Abdülhamid mi engel? Abdülhamid'i hedef alırız. Evet. O zaman Abdülhamid temizlenmeli. Yok edilmeli. Ve 1909'a geldiğimizde Selanik'ten akan hareket ordusu marifetiyle Abdülhamid ortadan, Abdülhamid kalesi ortadan hallediliyor yani. Evet. Abdülhamid problemi hallediliyor. Hareket ordusu eliyle hallediliyor ve yani burada rol oynayanlara dikkat çekiyorum. Tabii, hareket ordusu. Hepsine dikkat çekiyorum. Bunlar tesadüfi süreçler değil. Ve ilginçtir. Bununla yetinilmiyor. Artık
hareketin, Siyonist hareketin tek amacı vardır, bölgeye nüfus pompalamak. Yahudi nüfus pompalamak. Nasıl yapıyorlar? Golda Meir Yahudi ideolojisi basit bir temel üzerine oturur diyor. Başbakanlardan, eski başbakanlardan Genesis. Farkında mısınız? Biraz önce söylediğim söz bana ait değildi. Evet, evet, evet. Yahudi ideolojisi basit bir temel üzerine oturur. Genesis, soykırım. Ve bunu da Tevrat'tan alıyor. Tekvinin oluş 15. babın 18-21. cümleleri. Çok ilginç. Yani Tevrat'tan soykırımın köklerini oradan alıyorlar. Ve ilginçtir. Siyonizm-Nazi işbirliğini görüyoruz oradaki nüfusu yoğunlaştırmak için. Ben Gurion'un lideri olduğu Hanagah 1940'ta İngiltere'ye sığınmak isteyen bir gemi dolusu asimilasyonist Yahudi. Yahudileri ikiye ayırıyoruz bu dönemde. Bir, göç etmek isteyen, yani Filistin'e yerleşmek isteyen Yahudiler, iki, bulundukları yerde kalmak isteyen, Filistin'e gelmek istemeyen. Gelmek istemeyen Yahudilere asimilasyonist Yahudi derler. Asimilasyonist Yahudi'yi gelmek istemeyince İngiltere hükümetiyle anlaşarak bu örgütün liderleri gemiyi mecburi istikamet Hayfa'ya getirtiyorlar. Hayfa açıklarında içindeki tüm Yahudi, çoluk çocuk, kadın 250 kişiyle birlikte batırıyorlar. Allah. Yani Yahudi şiddet örgütlerinin neler yapabileceğine, nüfus hareketlerini, mesela çok ilginçtir, bir Ali Baba operasyonu var. Irak'ta yürütülen. Irak'ta bu operasyon yapıldığında 100 bin Yahudi vardır kayıtlı. 1948 yılında 110 bin Yahudi, Irak Yahudisi nasıl göç ettirildi? Bu bir Ali Baba operasyonu adlı bir operasyonla yapılıyor. Sinagoglar bombalanıyor Irak'ta. Evet. Hem de çok yoğun bir şekilde. Yani tedhiş ile. Evet. Tedirgin. Sadece o değil. İsrailli ajanlar Irak'taki sinagoglara aynı zamanda bombalar, patlayıcılar yolluyorlar. O patlayıcılar da ihbar ediyorlar. Yani karşılıklı toplum içerisinde Yahudilere karşı bir nefreti, münafereti körüklüyorlar. Karşılıklı. Yani Araplar onlardan nefret etsin, onlar da Araplardan. Evet. Karşılıklı. 110 bin Yahudi'yi, birkaç bin hariç, biz gitmek istemiyoruz. O ana kadar, 1948'e kadar Irak Yahudilerinin baş hahamının tek açıklaması bu. Bizim vatanımız burasıdır, biz burada kalmak istiyoruz. Ama ondan sonra birkaç bini hariç tümünü geçirmeyi başarıyorlar. Avrupa'daki işte Nazi işbirliğiyle geçirilen Yahudiler gibi. Ki bu konuda müstakil Amerikalıların yazdığı kitaplar var. Onun için ona çok fazla... Nüfus oraya yığılıyor ve pompalanıyor. Aynen sürekli. Öyle. Çok daha yeni bir hadise. Jirinovski, şu meşhur işte deli, kaçık falan diye anılan Rus politikacı. Rus ırkçı politikacı, evet, hesapta. Evet. Hem de antisemitist diye, Yahudi karşıtı diye bilinen. Jirinovski, anne baba bir Yahudi. Ve gençliğinde Yahudi örgütlerinin içinde en aktif eleman olarak çalışmış biri. Marx için de öyle bir şey. Evet. Evet. Tabii Marx öyle, hatta öyle. Freud öyle, Darwin öyle, Einstein öyle, Einstein vesaire. Tabii. Ama özellikle Sovyet Rusya'da komünist liderliğin Yahudi olması dikkatinizi çekmiyor mu? İlginç değil mi? Ve ilginçtir, Jirinovski orada antisemitist söyleme artırdıkça Rusya'dan Yahudi göçü artıyor. Şimdi bakınız, bu en son, en yeni örnek. Ve işte böyle falaşaları Etiyopya'dan, Habeşistan'dan getirdiler. Rusya'dan getirdiler, diğer yerlerden, hatta Karayim Yahudilerini getirdiler. Ve o nüfusu orada topladılar. Buna rağmen Lübnan'ın Güney Lübnan'ın işgalden geri kurtuluşundan bu tarafa, yine Hizbullah'ın
İsrail ordusunu püskürtmesinden bu tarafa İsrail nüfusu sistematik bir biçimde azalıyor. Buna o harekette 1 milyon insan terk etmiş. Doğrudur. Hı. Doğrudur. Falaşalar... Hala da terk sürüyor. Hı. Falaşalardan bahsettiniz de. Evet. Siyah Yahudiler. Evet. Ağlama duvarının hemen yanında küçük böyle eski işte binlerce yıllık kalıntılar var. Onlar içerisinde yaşayan şeyler vardı. Yani Yahudiler, Ayniler daha doğrusu. Tam çingene böyle oradan buradan derdest edip getirildikleri her hallerinden belli. Yani oralarda yaşanmaz. Bunları ne diye oraya koymuşlar anlamıyorum. Tam oranın temizlik falan işlerine bakıyorlar. Yahudi çocuklar falan hepsi kipalı. Oradan başka yerlerden getirdikleri her hallerinden belli. Ama bu sizin bahsettiğiniz o demografik hareketlerle ilgili de Mescid-i Aksa'nın etrafında bir kıyamet vadisi denen kıyametten sonra ilk defa dirilecek diye işte bilhassa Hristiyanlara inandıkları vadi tam şeyi kuşatıyor. Tam etrafı Mescid-i Aksa'nın etrafı öyle bir vadi ile çevrili. Vadinin hemen yanında tepecikler var böyle. Bu tepeciklerin birine işte bir konteyner kuruyor. Sonra prefabrik bir iki ev yapıyor. Sonra 10 tane prefabrik ev. Evlerin arkasından bir anda inşaat malzemeleri yığılıyor ve bir korkunç devasa bir mahalle doğuyor. Çok lüks, modern bir şehir doğuyor. Her tepe öyle işgal edilmiş bulunuyor. Doğu Kudüs tamamen yerleşime açılmış bulunuyor. En güzel ve görkemli evler şeyler tarafından yağmalanıyor. Korkunç bir şekilde yağmalanıyor. Beni acıtan şeylerden biri buydu şey olarak. Bir de El-Halil kenti çok ilginç bir yerdi. Çok yeşil, yemyeşil. Yani bir karış yer görmezsiniz ki Filistinler orayı işlememiş olsunlar. Dağlara bakıyorsunuz, vadiler bir kanevçe gibi işlenmiş. Her tarafta yeşilin farklı tonunu görürsünüz. Başka bir şey ekip dikmişler. Meyveler, üzümlükler, o asmalıklar falan. Orada yine tepecikler var. O tepelerin her birini işgal ede ede geliyor. Şimdi ondan sonraki işgal edilecek yerle birlikte o büyük ekim dikim alanlarının, o güzel yerlerin hepsi elden gitmiş olacak. Bundan sonra ilk vardıkları yerle onu da kaybetmiş olacaklar. Çok acı bir taraf. Çok çalışkan olduğu da El-Halil kentinin halkının da çok... Şu andaki görüntüler işaret ediyor. Denk düşüyor mu? Yok. El-Halil o çok zengin. Hatta çok orada zengin. Biri espri yapmışlardı da çalışkanlığıyla ilgili biraz daha kötü bir benzetme olacak. Yani o orayla ilgili anılırken çünkü acılarla iç içe. Biraz Türkiye'nin Kayseri'si diyorlar. Halkı çok çalışkan, çok nitelikli. Böyle hiç boş bir yer bırakmıyor. Çok becerikli bir halkı var. Bu anlamda tepe işgal edile gelmiş. Yani çok hayran olursunuz. Hatta gelen aynı yol arkadaşlarımızdan bazı aileler biz burada yaşayabilir miyiz diye konuşmaya başlamışlardı. Hı hı. Çok tatlı bir yer yani. Ama çok bir hüzün kokan bir tarafı da var tabii. Şimdi bu hüzünle beraber bir ara vereceğiz. Hüznümüzü hissetmeye devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Vahyin Penceresi'nden devam edecek efendim. Kısa bir aramız var. Tekrar huzurlarınızda olacağız. Artık malınızı